Analizatör bu sezgi organlarının merkezi analizatör. Mesela körüş analizatörünün merkezi baş mekatlarım şarlarının postdoc kısmının en ses okasıdır. Eştiş analizatörünün merkezi baş mekatlarım şarlarının postdoc kısmının çekkez donası zorlaşken bu. Demek analizatör bu ne mi? Baş mekatlarım şarlarının postdoc kısmının söz burgerlerinin merkezi analizatör dedi Pavlov. Baş mekatlarım şarlarının postdoc kısmının söz burgerlerinin merkezi analizatör dedi Pavlov. Sezgi organlarının merkezi. Her kanday analizatör üç kısımdan ibaret bo'ladi. Kanday kısımdan ise ta'sirni qabul qiluvchi retseptor. Retseptor bu ana shu sezgi organida joylashgan bo'ladi. Keyin ikki qism sezuvchi nerv tolasi, keyingi qism markaz. Masalan, eshitish analizatorini retseptori quloqda joylashgan bo'ladi. Lekin sezuvchi nerv tolasi orqali markazga boradi. Shu analizator. Demak, analizator refleksni yarimi. Tushunarli bo'ldim? Analizator faoliyati bir-biriga bog'liq deb olsagan bo'laveradi. Bir analizatorning ishi buzilsa, ikkinchisini kuchayadi. Masalan, hamma ko'zini yumsin. Sog'lom o'quvchilar yumsin, nosog'lomlar yummetroversin. Endi yonidagi daftarmi, qog'ozmi, nimani bo'lsa ushlasin. Varag'ini deb ikki qo'li bilan sipalasin. Varag'ini. Pulga o'xshab. Tushadimi? U pulmikan? Pul emas, qayerdan bilyapsiz? Menga qarang endi, bo'ldi. Birinchidan o'yda pul yo'q edi. İkincidən onu bilmeyesiniz çünkü sizi köz yüz yüngenizde körüş analizatörü işi, işi işleme yaptı çünkü köz yüngür. Teori sezgi analizatörü ise küçük yaptı. İyi ha, hay oldu hadi. Özü sikirmesiniz. İyi, cevap. Cevap mesela sizi. İki kişi birle oturup duruyorlar yani. Mesela. Birle akseyler aslında. Aşnaga o'zingiz kirmasiz. Shu. Qolib ketasiz. Ko'ryapsiz o'zi. Odam muhabbat bo'lib ketdi, barakani ko'rdim. Ha, demak tushunarli bo'ldi? Xo'p. Tas buzilsa ikkinchisi yaxshi. Tushunarligi? Shuning uchun ko'zi ko'rmaydigan odam kerak bo'lsa pulni hididan biladi deb yozib qo'ygan kitob. Mesela bu degani şu derecede hit buluş organik kişilik olmayan bunlar. Demokçı ben de endi. Bitti sezgi organik faaliyeti bozulsa bir tane yazatırdı. Faaliyeti bozulsa ikincisi kişilik rakışlıydı bunlar. Ben bilmiyim mi buldu gidin milletin? Siz bilasın mı? Ooo koyun. Ha iddara etmiyorsun ben. Ben kapı diyordum. Yani kim buladı? Ho, demek körüş analizatörü hakkında yaklaşanmış köz. Ketti köz hakkında yaklaşan. Şu halde ki özel kızım ben oldu. Peki düşünmediğin cahiler var. Şu işte közlü ülgürü olayı. İlahi ülgürü olayı diyor. Allah bizge vaktimiz uzaydır versin. Hop demek köz iki kısımdan ibaret bulalı. Körüş organı bulgen köz iki kısımdan ibaret. Köz sokkası. Ha? Ali gün. Bilmek. Sokka. Ve onu yordamchi qismlar. Yordamchi qismlari kipriklar, qovoqlar, ko'z yosh bezlari ve ko'z soqqasini harakatga keltiruvchi muskullar. Bu ko'z soqqasi tashqi tomondan o'rab turadi. 6 ta muskul bo'ladi. Ko'z soqqasini harakatga keltirib beradigan nima? Muskul. Bu yordamchi qismlar. Demak, soqqa ikki qismdan, ko'z ikki qismdan iborat. Qanday qismdan? Ko'z soqqasi haliga harakat yo'lmas. Yordamchi nimasi qismlar? Qaysi yordamchi qismlar? Ko'z yosh bezi, qovoqlar, kipriklar, muskul. Muskul ko'z soqqasi harakatiga keltiruvchi muskul. Endi ko'z soqqasi haqida gaplashamiz. Tushunarligi? Ko'z soqqasi yoki olmasi ham deydi. Olmaga ham o'xshaydi, soqqaga ham o'xshaydi-da. Tushunarligi? Mana shu olmani desam. Nokga o'xshatib qo'yishim mumkin ama. Jazz olmayman. Ey.
Non yoksa basayamci, zato çündür bemeyiz, prenses. Non lo ham non. Demek, endi qarang. Ko'z o'zi ikki qismdan iborat deydi. Endi shu ko'z soqqasi ham ikki qismdan iborat. Tushunyapsizmi? Soqqani tashqi qismi va ichki qismi. Va birinchi qaysi qism ekan? Birinchi tashqi qismi. Birinchi tashqi. Qaysi ekan? Tashqi. Tashqi qismi ham o'zi uch qismdan iborat. Birinchisi oqsil parda. Oqsil parda. Oqsil parda mana shu chizib qo'ydim, shu oqsil parda bo'ladi. Tushunarligi? Shu o'zi oqsil parda ham ikkiga bo'linadi. Shu oqsil pardani oldingi qismi mana, oldingi qismi bizga ko'rinib turgan qismi. Mugus parda deyiladi. Mugus yoki shoh parda deyiladi. Bana aldığın kısmı. Şunlarla gel. Meselelerde, şimdi mertten bir de durup, ne kadar ben de. Mesel. Şunlarla gel. Şimdi bu aldığın kısmı. Aldığın kısmı. Yon ve oka kısmı sklera. Kavatı değil. Bak. Mekke çizemedim. Sklera. Bu mana masjidi, yonimi? Mana orqa qismi. Klera deydi. Ko'z soqqasining tashqi qismini birinchi qismi tushunarlimi? Ha. Endi ikkinchi qismi. Ikkinchi qismi tomirli parda. Tomirli parda mana tomirli parda. Qon tomirda Şimdilerim, kan tamir kavatı bu tamirli parda değilim ben. Tamirli pardanı aldığın kısmı bir yolu yazıp getirmen, kemelek parda değilim. Kemelek parda. Ya ki, rengdar pardayım değilim. Evet, tepe yazıp beyim ben. Kemelek parda. Ya ki, rengdar parda. Şunlar ne gel? Kemelek parda. Kemalak pardanın orta kısmı da karacık bulan. Karacık degen özü közlü kısmı yok. Karacık bu teşik. Bu üyde içi karanı görünür değil mi? Aslında bu karacık bu teşik. Teşik bu eşik. Şunarlıge? Demek karacık degen közlü kısmı yok agen. Bu teşik agen. Şunarlıge? Bir yola ayet gidemek kemalak pardanın rengi Hava rengden tatuk ciger rengece buladı. Hava rengden tatuk ciger rengece buladı. Rengdar parda kara bu miydi? Kişinin içine kolaçanı körüp durup, vay bu kolaçanın gözü kop parayken mi dişerdi kızlar? Yok, gözü karası yok gözü. Bu tok ciger rengi. Çünerli gel, tok ciger rengi bizce kara bu görünürdü. Ya şimdi karası ciger rengi buladı. Çünerli gel, Soqqani tashqi qismini ikkinchi qismi tushunarlimi? Uchinchi qismi. To'r parda. To'r parda shu uchinchi qismi mana to'r parda. Endi uch xil rangim bor, shundan foydalanaman. Shuni ham qilib qo'ydim, ha? Ayetler köşk etmeye gelmem ama. Torpa. Bu sokkanın taşı kısmı. Şimdi içki kısmı. İki. İçki kısmı. Hemen düşünün yaptı abi de. Kimdir? Bizi düşünmek olayım. Sizce aylanıp gel olsun. Baktın mı? Ruhsat. İnlemezsin çık gel olsun. Ruhsat. Şimdi içki kısmı. Sokkanın içki kısmı gibi birinci gavu harkiler. Demek ki? Gavhar. Bu ortağınız gavhar var. Doğru tamam. Köz sokkasının kısmı gavhar. Bana gavhar. Başka gavhar.
Bu gap. Tushunarlimi? Gap. Ana endi ikkinchi qismi shishasimon tana. Shishasimon nima ekan? Tana. Ha, shishasimon tana mana. Demek soqqaning ichki qismini shishasimon tana to'ldirib turadi. Va ko'z ichki suyuqligi. Mana shishasimon tanani to'ldirib turgan ko'z ichki suyuqligi bo'ladi va mana qarasanglar bu nima? Muguz parda yoki shoh parda. Shoh parda bilan kamalak parda orasida nima turibdi? Bo'shliq. Hech narsa turibdi. Ko'zning oldingi kamerasi deydi. Mana kamera bo'sh bo'lmaydi-da, nimadir bo'ladi. U nima bo'ladi? Suyuqlik bo'ladi-da. Tushunarlimi? Kitobda bir nima eski kitobda yaxshiroq tushuntirgan. Bunda men tushuntirishini ma'qullamayman. Eski kitobni yaxshiroq. Ancha men ikkovdan umumiy uyg'unlashtirib gapirib beryapman. Bu yerda o'quvchi tushunish kerak maqsad. Degan yana bitta narsa, mana Feruza tushunib oling. Aynan kitobda aytganidek ketma-ket deydi bo'lmas. Tushunarligi? O'zingizga qolib yaratib olishingiz kerak. Nima bo'lsa hamchi, zato tushunsin o'quvchi. Tushunyaptimi hamma? Demak, soqqani tashqi va ichki qismini hamma tushunib oldi. Bu ko'zda anatomiyasi, ya'ni ko'zni tuzilishi. Fiziologiyasi boshqa narsa, ko'zni fiziologiyasi bu funksiyasi degani. Masalan, funksiyasidan boshlagan bo'lsak, endi etgan etdan betga ulab ketaman, zato tushuntiraman. Bo'ladimi? Gavharni ko'zni ko'zga biriktirib turadigan narsa bor, kipriksimon muskul bor. Bu kiprik emas, kipriksimon muskul. Ko'z kosasiga va soqqaning tashqi qismiga biriktirib turadigan kipriksimon muskul bor, gavharni biriktirib turadi. Gavharni vazifasi nima? Agarda hamma qo'li kitobini olsa, olib turib, mana dilafuz 28 ishlagan ekan. Madina 29 ishlagan ekan. Deb qarab turib o'qiyapsiz, ha? Keyin hamma minnatkorlik qilsin, birdan yaqinga olib kelsin. Yetdan olasiz. Birinchi ko'rmaysizda keyin sekin ko'rishni boshlaysiz. To'g'rimi? Mana. Juda qilib ko'rasiz, aslan o'ylab. Nimaga desa, mana shu birinchi ko'rmayapmiz, lekin ko'ryapmiz. Yaqindagi buyumlarga qaraganda gavhar qalinlashadi. Qalinlashadi. Qalinlashganda nur sindirib berish qobiliyati kuchayadi. Shuni hisobi kuchaygandan keyin biz ko'ramiz. Yaqindagi buyumlarga gavhar qalinlashadi, lekin birdan uzoqsa ko'rmaymiz, keyin sekin ko'rishni boshlaymiz. Uzoqdagi osonroq bo'ladi, lekin uzoqdagi buyumlarga qaraganda gavhar yassilashadi. Gavharni bu xususiyati akkomodatsiya deyiladi. Endi sizga yana ham tushuntiraman. Masalan, o'zi nur sindirib beradigan narsa ikkita bor ko'zda. Birinchisi gavhar, ikkinchisi muguz parda. Asosiy nur sindiradigan narsa gavhar bo'ladi. Gavhar mı gavhar? Yani bana ben o T harfi. Doğru canım. Hop. Kekti bana. Gavhar'dan öttü, nur sınıf mıydı, bor etti bana bence. Yani bu kadar. Karaca'da öderdi, eşiğine öderdi. Ko'zni mana bu to'r pardasida aniq ko'rish markazi bor. Ya'ni mana. Tushunarli bo'ldimi? Ashni ko'rish pardasi. Asa ikki tushadi yo'q. Tushunarligi? Sariq dog' bor, ko'r dog' bor. Sariq doqqa tushyapti. Qiziq-ku deb yurmayman. Bu sariq bu. Tushyapti. T harfi qanday tushyapti? Mashina tushyapti. Keyin biz ko'ryapmiz. Endi ko'ryapmiz-a? Biz normada biz 40 cm'dan ko'rsak, bu normada ko'zimizga og'irlik tushmaydi. Ko'pchilik 30 dan ko'radi, lekin 40 dan qilsa yaxshiroq. 2 qarish degan. Endi biz birdan olib kelsak, ko'rmaymiz, keyin sekin ko'rishni boshlaymiz-a?
Bu qanday bo'ladi? Shuni tushuntiraman. Ma'novi 40 sm bo'lib, normada yorug'likni nur sindirib beryapti gap-ha. Normada yorug'likni nur sindirib beryapti. Endi yaqinga olib kelganimizda T harfi mayga tushib qolish kerak. Mayga tushib qoladi. Ashini hisobiga aniq ko'rma ko'rish markazidan to'r pardadan T harfi o'tib ketdimi? To'r pardadan T harfi o'tib ketdimi? Ashuning uchun ko'rmaymiz. Keyin gaplar qalinlashadi, qalinlashib turib nurni yana ham sindirib berib nima qiladi? Yana qolib ketadi. Yaqindagi buyumdagi qaraganda gaplar qalinlashadi-yu, qalinlashib nur sindirib beradi, sekin-sekin qalinlashadi-da u. Qalinlashganiga nur sindirib turib yemay ketib qoladi. Keyin ko'rishni boshlaymiz. Sababini tushundinglarmi? Tushundinglar-a? Sizga qattiq gapirib yubormayapmanmi? Domlan nega to'g'ri turganda teskari bo'lib tushadi? Ha, bu yerda nur sindirib berish qobiliyati bu retseptorlar ham teskari joyga boraveradi, keyin yana teskari bo'lib yana to'g'ri bo'lib qoladi. Mexanizm katta-da, osmon bir boshdan chiqib ketadi. Ko'zi qora qora demoqchimisiz? Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Unaqa fikr hali yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Gavharning xususiyatini tushuntirmoqchi bo'layapman. Demak, yaqindagi buyumlarga qaraganda gavhar qalinlashadi. Endi chunki T harfi orqaga o'tib ketib qoldi, nima qilish kerak gavhar? Qaytarib beri aniq ko'rish markaziga olib kelib qo'yish kerak. Uzoqdagi buyumlarga qaraganda yastilashadi. Chunki uzoqdagi buyumlarga qaraganda T harfi yetmay qoladi. Tushundingizmi? Gavhar yastilashadi-da, nima qiladi? Kamroq sindiradi, keyin uzoqroqqa boraveradi. Gavhar buncha kerak. Tushundinglarmi? Masherlarini ko'pchilik tushunmay qoladi, kitobga ham aniq yozmayapti, lekin diktofonga yozib olyapti, uyda dorini to'xtatib turib deb bosib turib yozib olmasdi. Tushunarligi? Deb bosdinglar, to'xtatib tura olmadim. Bos to'xtayapmaydi. Tushunarligi? Gavharni xususiyati tushunarlimi? Gavharni qalinlashtirib, yassilashtiradigan narsa shu gavharni kipriksimal muskullar shu ishni qiladi. Tushunarligi? Yana qoraqchiq haqida gaplashamiz. Qoraqchiq bu aytdik teshik, shu yerdan yorug'lik o'tadi. Mana u rangdor pardadan yorug'lik o'tmaydi. Tushunyapsizmi? Bu ko'zda optik sistemasiga kiradi-da. Qoraqchiq qorong'ida birinchi sifatni sotuvchi bo'lsa, birinchi ko'rmaysiz. To'g'rimi? Sekin ko'rishni boshlaysiz. Nima uchun? Chunki qorong'ida qoraqchiqni sifatni o'tgandan keyin sekin qoraqchiqimdek kengayadi. Nima uchun? Yorug'lik tashqarida kamu. Shuni ko'proq olib kirish uchun. Qorong'ida kengayadi. Yorug'da torayadi, o'zi yorug' bo'lib yotibdi, torayish kerak. Bu shartsiz refleks, bilasizlar. Shu qoraqchiq ham kengayib torayadi degan, demak harakat qilyaptimi, demak unda ham muskul bor. Aylana yo'nalgan muskuli bor, to'g'ri yo'nalgan muskullar bor. Qoraqchiqdagi muskullar ham shu qoraqchiqni kengaytirib, qorong'ida kengaytirib, yorug'da toraytirib turadi. Bu ham tushunarlimi? Nimani aytmoqchiman? Ko'zni soqqasini o'zida ham muskul bor ekan, u nimada bor ekan? Gavharda va qoraqchiqda. Tushunarli bo'ldimi? Ana endi vazifalariga o'tadigan bo'lsam, o'rtoqlar, ko'zning ikki xil funksiyasi bor. Birinchisi optik funksiyasi bor, ikkinchisi retseptorlik funksiyasi bor. Optik funksiya degani nima degani? Yorug'lik nurini buyumdan qaytib shu aniq ko'rish markaziga qo'ygan masofa optik sistema hosil qiladi. Yorug'lik nuri mana ko'ryapman, buyumdan qaytib turib, men to'r pardamgacha borsam, shu optik sistemaga kiradi. Nimalar orqali o'tadi? Ashlar optik sistemani bajaradi. Birinchi nimada o'tadi? Mugis pardasida o'tadi. Ikkinchi nimada o'tadi? Bir bor. Ikkamalakdan? Yo'q, qoraqchiqda. Qoraqchiqda o'tadi. Qoraqchiqda o'tadi. Keyinchi. Gavhar. Keyinchi. Ikkinchi nimada o'tadi? Qop ketdi qarang. Mugis parda ko'zning oldingi kamerasi 2. Uchinchisi qoraqchiq. To'rinchisi gavhar. Beshinchisi shishasi motor. 5 narsadan o'tadi. Shu 5 ta narsa ko'zning optik sistemasini hosil qiladi. Bitta narsani aytib qo'y, bularni tasavvur qildirmasdan turib aytganimda sizdan chiqib qolardi. Ana endi sizda tasavvur bor, siz ayta olasiz. To'g'rimi? Qatinchi. Ko'zni o'tib chiqdi. Mugis parda, ikkinchi ko'zni oldi kamerasi, qoraqchiq, gavhar, shishasi motor. Chunki sizda endi tasavvur bo'ldi, bemalol aytasiz. Tushunarli bo'ldimi? Menimcha hamma aytib olsa kerak-a endi.
bu optik sistemini hosil qilar. Ana endi ko'rish aniq ko'rish markazida ikki xil retseptorlar bor. Qanaqa deydigan bo'lsanglar, qarab turinglar. Kol bachasimon retseptorlar kunduzda ko'rish ta'minlaydi. Bu retseptorlarning soni 6-7 millionta bo'ladi. Kol bachasimon retseptorlar qachon ko'rish ta'minlaydigan? Kunduzda ko'rish ta'minlaydi. Sizda qolish uchun bitta narsaga e'tibor berib qo'ying, ikki o'yam K harfi bilan boshlanadi. Kol bacha kunduzda ko'rish ta'minlaydi. Tayoqcha tunda ko'rish ta'minlaydi. Şunarlı bulundu. Demek yendi. Yine tayakçası mı onu reseptörler hem var? Ulardı sağlı 110 125 milyon da buladı. Karanlık da geldi çünkü. Tüm diye karanlık. Siz soruyorsun ha. Tümden görüşten bile. Demek teki uyan tebeden başlanardı. Tayakçası mı onu reseptörler? Tunda görüşlerim. Bunlar da hücayra. Kol bacasından hücayra. Ve tayakçasından hücayra. Sizde kaladı. Şimdi sana geldim. Şimdi savaltı kaladı. Domlandı mı? Üçün kol bacasından reseptörler sonra tayakçasından reseptörlerine nispeten kem. Sebabı kündüzü de bizi bu hücayralar demek için. Hücayralar kem. Çünkü kündüzü de özü yorugluğu yeterli. Kireli Allah da çevirliğini karim. Şu kunduzi kerak bo'ladigan hujayralar kam bo'lsa ham bo'laveradi çünkü yorug'lik borligi uchun. Tushunarli bo'ldi, mana shuncha ozroq bo'ladi, 6-7 millionta. Tunda ko'proq hujayra kerak, çünkü ko'proq mana shu funksiya bajarish kerak. Shunga bog'lab oling. Tushunarligi? Tunda ko'rish ta'minlaydi. Bular qayerda joylashgan? Sariq dog'da joylashgan. Chizib qo'ying sariq dog'ni, men kitobdan olmoqman. Chizib qo'ying, aytib qo'ying bularni. 161-chi betda 7-chi. Sarada. Mana sarada. 2-chi abzashda 6-chi qatori mana shunaqa. Ko'rish sarada bu ko'rish markazi, saradaning o'rtasi aniq ko'rish markazi. Tushunarligi? Bu kolbachasimon va tayoqchasimon nima ekan bular? Hujayralar. Bu yerda endi retseptorlar bo'ladi, o'rtoqlar. Reseptorlar bo'ladi. Reseptor. Bu yerda endi tor pardami bet? Ko'z soqasining tashqi qismi bu, tashqi qismining ichki qismi bu. Tor pardadagi kolbachasimon va tayoqchasimon reseptorlar esimdan chiqib qoldi, aytib qo'yay. Kolbachasimon reseptorlar uch xil rangni sezadi. Aytmay ketibman, svetoforda qanaqa rang bor? Qizil, sariq, yashil. Shu sariq donligi ko'k qo'yib qo'yasiz. Qizil, kök, yashil ranglar sezadi. Qolgan ranglar shuni kombinatsiya hisobiga xosib bo'ladi. Dunyoda 256 xildan ortiq rang bo'lsa, hammasi shu 3 xil rangdan xosib bo'ladi. Qizil, kök, yashil. Masalan, mana qarab turing, mana bu rangga shuni ustiga bunday qilsam boshqacha rang barda uy bo'lib qolyapti. Sizga siyoh rang, yaqinroq bizsiz bu barda uy. Ko'rdingizmi? Buni o'g'il bolalardan ko'ra qizlar yaxshi biladi. Menga barda uy bo'lib qoldi, menga qizili kerak edi deydi-yu, suvosh nima qildi. Qizil emas, menga och qizili kerak edi. Bu qachonroq ekan deysiz ular. To'g'rimi? Endi o'g'il bolalar farqi yo'q, qora bo'lsa bo'ldi, kelib ko'radi. Yo, endi rang farqlashdi, qizlar ustunroqda. To'g'rimi? Shuncha maqtab qo'ysa. Tushunarli bo'ldi? Shu rangni ajratish qaysi retseptorga bog'liq ekan? Kolbachasimon retseptorlar faoliyati tug'ma buziladi, erkaklarda 10% uchraydi, ayollarda 1% uchraydi. Rang ajrata olmaslik kasalligi daltonizmga chalinadi. Ko'proq erkaklar chalinadi. Nefal kuzak yaptı mı? Daltonizm tuğma buladı. Kollarda erkeğlerde rengi de duramaz. Köprü olmuş oluyor. Sen de bunu yaptın mı? Şu değerini körgüleyeyim. Körgüleyeyim. Bu yan tünerli bir oldu. Şu yapsa rastlar ama yengiler. Hop.
bu ham ketdi. Qa keldi gap keling u. Bilay qa kelgan nima ketdi o'zini. Ko'rishni buzilishi. Gapir boraymi? Yaqindan ko'rish miopiya deyiladi. Uzoqdan ko'rish gipermetropiya deyiladi. Ba'zilar yaqindan olib kelib ko'radi. Nimaga? Chunki bunda odamlarda ko'rayotgan narsasi sariq doqqa yetib bormaydi. Shunchalik yaqindan ko'radi. Tushundinglarmi? Endi chizdirib qo'yaman bitta joyga. Cho'zinchoq bo'lish degan joy bu qani. Cho'ziq bo'lishi. Tug'ma yaqinni ko'rish ko'z soqasining cho'ziq bo'lishi bilan bog'liq. Cho'ziq degan joyga yozib qo'y. 162. 162-bet. Ko'rish buzilishida 6-7 qatorda. Soatga qarab qo'y. 14 minut vaqtimiz bor ekan. 14 minutdan keyin javob beraman. Tushundinglar-a? Nimaga cho'ziq bo'lsa nima bo'pti degan savol tug'iladi. O'zi bu norma edi. Cho'ziq bo'lib qolsa, o'zi sariq dog' zorlig'i bo'lib qoladimi? Tiqarib yetib bormayaptimi? Keyin yaqinroq ko'rishga majbur bo'ladi. Tushundinglarmi? Demak, yaqindan ko'rishingiz bo'ldimi? Ko'z soqqasi cho'ziq. Cho'ziq bo'lsa nima bo'pti? Sariq dog'ga yetib bormayapti. Tushundingiz? Tushunarligi? Uzoqdan ko'rayotgan odamlarning ko'z soqqasi qisqa, bunaqasi. Şu yapsana, aşkı diye yaptı tığ harfı. Zor olan görsün ikinci oyu ile. Bu niye amçın dize? Yaşı. Bana o rasımda verip bu yaptı. 163 bette. 83 rasımda babamdı. Yakınını kör işte yaptı. Gördüler ha? Yende qanday linza taqadigan, qanday linzali ko'zoynak taqadigan? Yaqinni ko'rayotgan odam bog'ariqli. Ikki tomoni botiq linza. Botiq degani chuqurchoq ikki tomon degani. Tushunarligi? Ikki tomoni botiq linza taqsa nima bo'ladi? Ko'zni nur sindirib berish qobiliyati nima bo'lyapti endi? Kamayapti. Mana natijada to'g'ri kamayadi. Natijada nima bo'lyapti? Yetib boryapti. Gapqardi nur sindirib berish qobiliyati nima bo'lyapti? Kamayapti, nechada yetib boryapti. Bo'ldi. Tushunarligi? Endi uzoqdan ko'rayotgan odamlar, mana uzoqdan ko'rmasa, u yoqqa ketib qolyapti odamning tasviri. To'ntarlar. Ana endi ikki tomoni qavariq ko'zoynak. Qavariq deydimi? Botimiz qavariq bunday ishkan bo'lsa, ikki tomoni qavariq bo'lib ishkan bo'lsa, nur sindirib berish qobiliyati yana ham kuchayadi. To'g'rimi? Kuchayganligi hisobiga qaytarib qo'yadi odam joyiga. Tushunarli bo'ldimi? Mexanizmlarini to'liq tushuntirib ketmagan, tushuntirib ketyapman, ko'z ochib tushunib ol yaxshi. Kitobni o'rganib bermagan. Tushunarligi? Demak, miopiyani ham tushundik, gipermetropiyani ham tushundik, daltonizmni ham tushundik. Endi albinizm degan kasallik haqida gaplashamiz. Funksiyasini stereoskopik ko'rish kasalliklar bir yo'latib olaveray. Albinizm kasalligi. Albinizm kasalligi o'zi odamda pigment yetishmasligi, sochlari oqaradi, kipriklari oqaradi, teri rangi oqarishi mumkin. Shuningdek, barcha rang beruvchi organlarda pigment rang yetishmaydi. Masalan, kamalak parda ham rang yetishmaydi-da, eshikdan yorug'lik kirmaydi-da, darvozadan ham ketaveradi. Ya'ni kamalak pardadan ham ketaveradi. Faqatgina qorachiqdan o'tmaydi-da yorug'lik. Kamalak pardalar o'tib ketaveradi. Ko'rish buziladi xullas. Bu kasallik albinizm, pigment yetishmasligi. Kamalak pardada pigment rang yetishmayapti. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi shab ko'rlik. Shab ko'rlik bu kechasida ko'ramaydi. Shab ko'rmasan deydi, hazillashib. Hazillashib bu yosh kechasida ko'ramaydi. Lekin birovni ustidan kulib bo'lmaydi, bilasizlar-a? Hazillashib aytishim mumkin. Shab ko'rlik kechasida ko'ramaydi. Bunga sabab birinchi sabab bilib turibsiz. Tayoqchasimi reseptorlarda funksiyasi buziladi. Chunki u tunda ko'rish ta'minlanmaydi. Ikkinchi sabab A vitamini yetishmasligi mumkin.
5'te sebep var sizin. 3. sebep, radapsin degen modda gözü yetişmezsin. Biz 63. bette. Rakamlar koyun. Radapsin birinci. Yok bana. Tayakçası manya bir koyun. Gördünüz mü? 163. bet, 3. kato. İkincisi, radapsin gitti koyun. Üçüncüsü, A vitamin yetişmezlik 3 koyun. Dördüncüsü, glaukomaya koyun. Beşincisi, körü nervi atrofiyası 5 koyun. Şu keserlikler sebepli, çapkörlük buladı. Çapkörlük ki başka köz keserlik sebepçiyken. Mesela bittiğinizde glaukoma. Glaukomayı o zaman yaptı. Glaukoma bu köz basımının artışı. Damla basın bu davranı da geldi mi? Geçelikten soru böyle. Damla közleyen basın mı bulamadı yaptı? Davranı ne bulamadı? Kanda basın mı buluştu? Hem de yoldu bir basın bu. Adamda psikikasının yan basın mı var? Aaa da bu varsa psikik basınız artık et gelsin. Şerli gel. Ulan ya, yürsünüz bu basın tersi gel. Psikik basın tersi gel. Hem de sana basın mı var? Şerli gel. Köp nersen. Glaukoma, köz içki basamını artık geç. Şunlarla gel. Yani kengi, körü nerva atrofiyası. A, oldu kuşuncası imkar. Trofiya diyen, azıklantırmak diyen. Yani, bana bu reseptörden kendime gelip doyum. Siz uçu, nerv tala. Şu körü nervi. Körü nervi mi? Şu yapsın. Demek ya, oğlum, oğlum. Ne oldu Mega? Bu reseptör. Şimdi bak hayalınız getirdik. Demek ki reseptör, siz uçun nerede olalım? Bu körü nerede, doğru mu? Şu atrafiye al yana imkar, trafiye azıklanmak. Azıklanış yok diyen. İmkar belgesi de, trafiye yok. Azıklanış yok. Demek ki bana bu azıklanış yok. Beden bu hücrelerin kısmı mı? Ve azıklanış gereği mi? Demek ki azıklandıralım bunu. Kan damarı azıklandıralım. Kan damarının faaliyeti bozulsa, körü nervi ve atrofiye geçiriyordu. Azıklanmıyor falan. Şerli gel. Bir tane sana etmek etip ben, közde optik fonksiyasını düşündük. Nimeler bu fonksiyada iştirak yetişiniyem düşündük. Bitti. Analizatörlü fonksiyasını düşündürüp ben hemen şu bana ayı bir yorumca. Bol oranı mı? Netçi bul. Oldu mu? Kaleyle, analizatör buluşsun, reseptör siz uçun nerede olan merkez buluş gereken, doğru mu? Bana reseptör. Bana siz uçun nerede olan. Kör iş merkezi, kaleyle. İhtiyarsız merkez. Orta mı yedi? Orta mı yedi? Tutu tepeli var. Aldığın iki tane pusula bastı kör iş merkezi. Tutu tepeli su yolu ötken, şarşara. İstediler mi? Tutu tepelik, dik var su yolu. Aşağı cöller var idi burası kitabı. Şunlarla gel, iste yapsın mı sen? İstemezsiniz, hazır çık, eşsiz kitap. Siz çiğ. İste yapsın mı? Siz, istemez. Hadi bol lazım. Orta miye. Orta miyeden kiyin, orta miyeden kiyin. Bir tepeye çıkarmış. Merhaba. Oralık miye, çünkü oralık miye arkalı ötedi. Hayır ki, boş mu getirdim şerlerini, pusta kısmı ki. Körüş merkezi, ihtiyari merkez kaydı. Boş mu getirdim? Kes aksın. Demek, boş, miye, katta, yarı şerler, pusta kısmı, her zonası enza zonası. İhtiyari görüyorken bu sek, enza zonası şöyle getirdim. Şöyle ki, özü merkez orta miye girdi. Yani, kalın, pus, boş mu getirdim şerler, pusta kısmı zonası enza da, Puslak astı demek körüş merkezi orta bir yerde. Yani bu puslak bu geldi, bu puslak sayede durup diyor, şimdi puslak astı der. Şunerli böyle yaptı mı? Şimdi puslak astı.